Lütfen bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Hatta dinledikten sonra lütfen herkes paylaşsın. Yıl 1990. Rahmetli Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu hocanın babası Haydar Hatipoğlu hoca hac için Mekke'ye giderler. Nihat Hatipoğlu hocanın babası Haydar Hatipoğlu'ndan bahsedersek büyük İslam alimi, İslam bilginidir. Aile kökleri Medine'ye kadar uzanmakta ve soy kökleri anne tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, baba tarafından ise Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayandığı için aileye Ömer'i de denilmektedir. Haydar Hatipoğlu hoca Erbakan ve Erdoğan'ı Kabe yakınında eski bir çadıra götürür. Önce hürmetle izin isterler. İzin çıktıktan sonra içeriye girerler. İçeriye girdiklerinde çok yaşlı bir pirifani karşılarında durur. Ve bu yüzünden nur akan büyük Allah dostu ihtiyar ayağa kalkar hürmet ile. Erdoğan ve Erbakan şaşkınlık içindedir. Hem o büyük Allah dostuna bakıyorlar, hem de birbirlerine bakıyorlar. Bu sırada Haydar Hoca, rahmetli Erbakan Hoca'nın kulağına şaşkınlık ile "Sayın Hocam, bu ihtiyar çok değerli bir Allah dostudur. Daha önce yanına birçok devlet adamı, krallar geldi. Hem dua almak için hem de devlet işleriyle alakalı görüşlerini almak için ama hiçbir devlet başkanı veya kral için ayağa kalktığı görünmemiştir. İlk defa sizin karşınızda ayağa kalktı" der. Bunları duyan Erbakan Hoca irkilir, şaşkınlık içinde. İhtiyara, büyük Allah dostuna baka kalır. Bu büyük Allah dostu Necmettin Erbakan'a doğru yürür. Sanılanın aksine, Erbakan'ın yanından geçerek arka tarafta duran genç adama odaklanıp yanına gider. Ellerini hürmetle avuçlarının içine alır ve Arapça konuşurken Haydar Hatipoğlu tercüme eder. Büyük Allah dostunun söylediklerini Türkçe'ye tercüme eden Haydar Hatipoğlu şöyle devam eder. "Hoş geldin genç mücahit. Ölmeden seni görmeyi nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Sen beklenen komutanlardansın. Devletinin başına geçip küffara savaş açacaksın. Dünyada ümmeti uyandıracaksın. Yükün ağır, düşmanın çok olacak. Ülkene ve sana akla hayale gelmedik saldırılar olacak. Allah'ın inayetiyle hepsini bertaraf edeceksin. Bir avuç inanan kardeşlerini Allah sana yardımcı kılacak. Mazlumların duası seni dipdiri tutacak. 20 yıl çok sıkıntı çekeceksiniz. 20 yıl sonunda senden emaneti alacak olan komutan bir görünüp bir kaybolacak. O zamanki zürriyetinden birisine benim adımı koyasın ki büyük komutan seni tanısın. Seni tanıyınca Tahir Baba'nın selamı var size dersin. Sonra Ashab-ı Keyfi uyandırıp Yelmiha'yı komutan seçsin. Diğerleri de Yelmiha'ya itaat edecekler. Evlat, selamımı ve öğütümü unutmayasın. Allah'tan başkasına eğilmeyesin. Yükün ağırdır. Sabır, şükür ve namazla Allah'a sığın der. Ve geçip yerine oturunca asasına yaslı biçimde Süleyman Aleyhisselam gibi herkesin gözü önünde orada vefat eder. Erbakan dahil herkes o ana şahittir. Şaşkınlık içindedirler ve orada hitap ettiği kişi şimdiki başkanımız Erdoğan'dı. Ve Erdoğan'ın torunlarından birinin ismi doğmadan yıllar evvel 1990 yılında o çadırda Ali Tahir olarak konulmuştur. Bu olay o çadırdakiler arasında sır olarak kalmıştır. Ali Tahir adındaki torunu Bilal Erdoğan ve Reyyan Hanım'ın Bağcılar Medipol Mega Hastanesi'nde 2013 yılında doğan torunudur. Yani bu torununun ismi doğmadan 13 yıl önce Tahir Baba tarafından koyulmuştur. 1993'te Medine'den ayrılmak istemeyen ve bundan dolayı gözyaşı döken Haydar Hatipoğlu Hoca Medine'de o gün vefat eder ve Peygamberimize dünya komşuluğu ile şereflenir.
Bizler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemeden işimize bakacağız. Tüm ilim ehlinin işaret ettiği zamanlara akıp gittiğimizi unutmadan, aralarımıza kurşun dökülmüş duvarlar gibi durup neden ahir zamana seçilmişleriz sorusunu daha çok gündemimizde tutacağız. Bu olayın her ayrıntısını alimler gözüyle öğrenen Kadir Mısıroğlu sözün özünü şöyle toparlar. Ben Tayyip Bey'in aklına değil bahtına aşığım. Bahtına güveniyorum. Yükü aziz olan çok büyük bir devlet olacağız. Ben göremeyebilirim. Görenler beni hatırlasın demiştir. Evet. Evet dostlar, Erdoğan Ayasofya'yı açmakla zaten dünyaya, kafirlere, zalimlere en büyük mesajı vermiş durumda. Erdoğan sonun başlangıcı oldu onlar için. Evet, Avrupa artık tarihe gömülecek. Amerika tarihe gömülecek. Yeniden İslam'ın sancağı Türkiye'nin şemsiyesi altında, İslam'ın sancağı her yerde dalgalanacak. İslam ve Müslümanlar tüm dünyaya hakim olacak. O yüzden 2023 seçimleri dönüm noktası, çok önemli bir seçim. Bazıları neden bu kadar önemli diyorlar. Önemli olduğunu 2023'ten sonraki süreçte zaten şahit olarak delilleriyle kendiniz göreceksiniz. O yüzden bu 2023 seçimine her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Yani sadece oy kullanmakla değil, oy kullandırtıp insanları ikna ederek, insanlara doğruyu, gerçeği anlatarak insanların kafasını bulandıran kişilerin kafalarına koydukları bu zehirli bilgilerden kurtarmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsak da bizim gibi video yapan kanalların videolarını paylaşabilirsiniz. Farkındaysanız benim kanalım ve başka diğer böyle hükümet lehinde, Erdoğan lehinde, Türkiye lehinde yayın yapan kanallara bakın, etkileşimine kadar durmuş durumda. Her ay 3-4 tane video YouTube tarafından siliniyor. Amerika lehinde, İsrail lehinde veya Türkiye lehinde bir video yaptığımda, derin bilgiler paylaştığımda mutlaka ama mutlaka video yayından kaldırılıyor. Bizim kesimden de hiçbir türlü destek gelmediği için ne yazık ki etkileşim düşüyor ve etkileşim düştüğü için kanalın videoları başkalarına önerilmede çok geri kalıyor. Hatta bildirimler bile gitmiyor. O yüzden bizim gibi kanalları mutlaka desteklemeniz gerekiyor. Desteklemezsek böyle Türkiye aleyhinde, Erdoğan aleyhinde, hükümet aleyhinde videoları görürsünüz ve o yayınların trend olduğunu, o videoların paylaşımlarının trend olduğunu görürsünüz. Sonra da sorarsınız neden bunlarınki izleniyor, neden bunlarınki trend oluyor. Eğer destek vermezseniz onlar sürekli izlenecek ve trend olacak. Evet dostlar, bugün Berat Kandili, hepinizin Berat Kandili de mübarek olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah tüm inananların, tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun.